6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bir cana dokunabilmek için başkanımızın talimatıyla ivedi bir şekilde çıkış yaptık. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen deprem bölgesine en kısa sürede ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladık. Kimilerinin umutlu bekleyişine, kimilerinin acı dolu gözyaşına ortak olduk. Tüm Türkiye'nin de olduğu gibi bizim de tek gayemiz zor durumdaki insanlara bir yardım eli uzatabilmekti. O insanların da bizler gibi hayalleri vardı. Kimilerinin ev alma, kimilerinin aile olma. Ama kimilerine aldıkları ev mezar oldu, kimilerine aldıkları ev bir umut ışığı oldu. Ama bizim her zaman gayemiz o zor durumdaki insanlara, o enkaz altındaki insanlara ulaşabilmekti. Bütün çabamız, bütün emeğimiz onlar içindi. Ne yorgunluk bildik, ne durma bildik, ne acıkma, ne susama. Yine gayemize ulaştık. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği o büyük felaketin 133. saatinde umutların yavaş yavaş azaldığı zamanda enkazın altından gelen bir yardım çağrısı tüm Türkiye'ye olduğu gibi bize de büyük bir umut oldu. Var olan gücümüzle ekip arkadaşlarımızla beraber 6 saatlik bir çalışma sonrasında Melisa isimli kardeşimizi tekrardan hayata bağlayan o yardım elini uzattık. O anın mutluluğu ben ve ekip arkadaşlarımız tarafından tarif edilemez. Herkes çok mutlu, çok mutluyuz, umutluyuz. Duamız bitmedi, tabii ağlayanlar da var. İlk iki günümüz Atatürk Parkı'nda geçirmek suretiyle orada çadır dağıttık. Daha sonra bizi AFAD'ın yönlendirmesine Sütçüman Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne geçerek orada çadır kent yerleşkesi kurarak 6 adet kamp yeri oluşturduk. Çadırlarını kurma, işlerini yatağı, yorganı, soba kurumu, gelen tırların boşaltımı, yemekhaneler ve ayrıca biz temizlikçi olduğumuz temizliğine çok önem verdik. Orada 167 çadırın tüm sorumluluğu bizim Aksaray Belediye işçilerimizeydi. Hep beraberdik. Kahramanmaraş'a gittik. Belediye başkanımız bizi oraya gönderdi. El ele baş başa çadır kurduk. Erzak dağıttık. El mıntıkasını yaptık. Temizliği yaptık. Sobaları kurduk. Allah oradakilerine yardımcı olsun.